Herkese iyi günler diliyorum, iyi öğleden sonraları. Bugün toplumda gelişen pnömonilerden bahsedeceğim sizlere. Toplumda gelişen pnömoniler birinci basamak da sık karşılaşılan bir sorun. Yani aile hekimlerinin veya daha önceki yıllarda sağlık ocaklarına başvurularda sık karşılaşılıyordu. Ayrıca polikliniklere ve acil servislerine de toplumda gelişen pnömonilerle başvuran hastalar oldukça çok denebilir, yani sık rastlanıyor. Ve antibiyotik yazılan reçetelere bakıldığında bu reçetelerin pnömoniler için yazıldığını görüyoruz. Ve yine toplumda gelişen pnömoniler hastaneye yatışlarında sık nedeni. Biraz şaşırtıyor insanı. Bu kadar gelişmiş antibiyotikler olmasına rağmen mortalitesi yüksek olan bir hastalık ve maliyet de getiriyor tabii. Pnömoniler insidansına bakıldığında ilk dersimizde de bahsetmiştik %1.2 olduğunu. Avrupa'da yapılan incelemelerde %0.5 ila 1.1. Finlandiya'da yıllık insidansa bakıldığında burada dikkatimizi çeken şey yaş ilerledikçe pnömoninin görülme sıklığının insidansının arttığı. %3.4'e kadar çıkıyor. Ülkemizden bir istatistiği paylaşacak olursak, pnömoni tanısı ICD-10 koduna göre girildiğinde yine 100 kişide 1.15 oranıyla pnömoninin görüldüğünü göstermişler. Eski bir istatistik, Trabzon'da yapılan, kent merkezinde yapılan bir araştırmada 2000 yılında yapılmış ve sağlık ocaklarına, o zamanlarda sağlık ocakları vardı, başvuran tüm hastaların %2.8'ini alt solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyor. Tabii ki üst solunum yolu enfeksiyonları daha fazla ve hastaneye yatışlarında %2 kadarını pnömoni tanısı koyarak yatırıyoruz. Araştırmada öyle çıkmış. Mortalitesi hastalığın ağırlığına göre değişiyor. Eğer pnömoni ayaktan tedavi ediliyor ise %1.5, hastaneye yatırılarak tedavi ediliyor ise %12, ama hasta yoğun bakıma gidecek ve orada takibi tedavisi yapılacaksa mortalitesi %40'lara kadar varıyor. Ölümlerin altıncı nedeni enfeksiyöz nedenler, ama enfeksiyöz nedenler içerisinde de birinci nedenin pnömoniler olduğunu söylemiştik zaten önceki dersimizde. Yine Türkiye'den bir istatistik, bu şemaya, bu grafiğe bakacak olursak alt solunum yolu enfeksiyonları 2000 yılı istatistiği yüzde dağılımı %4.2 şeklinde alt solunum yolu enfeksiyonları. Burada hastalık yüküne baktığımız zaman hastalık yükünün yine alt solunum yolu enfeksiyonlarında %3.8 oranında olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki mortalite çalışmalarına baktığımızda 2004 yılında hastanede gelişen ölümlerin %2 kadarının pnömonilere bağlı olduğu görülmüş ve yine tüm pnömoniler değerlendirildiğinde %1.5 kadarının ölümcül seyrettiği tespit edilmiş. Ve teminki slide'dan da göreceğimiz üzere pnömoninin mortalitesi ağırlığı ile ilişkili, %1 ile %60 arasında değişiyor bu durum. Ve hastanede tedavi edilenlerde de daha yüksek bir mortalite oranı olduğunu görüyoruz. Pnömonilerde bir önceki derslerde hatırlayacaksınız, ambrik tedavinin başlanması gerektiğini söylemiştik. Neden? Çünkü saatler çok önemli, mortalitesi yüksek. Bir an önce tedaviye başlamamız gerekiyor ambrik olarak.
Etken izolasyonunu bekler ise hem zaman geçiyor hem de etiyolojik ajanı saklama oranımız düşük. %21 ile %63 oranlarında. Rutin tarama yöntemlerinin kullanıldığı bir retrospektif çalışma yapılmış ve burada etiyolojik ajanın saptanma oranı %22 ile %36 gibi tespit edilmiş. Yani yarısından daha azında biz etiyolojik etkene ulaşabiliyoruz, onu izole edebiliyoruz. Şimdi hep rehberlerden bahsediliyor çocuklar. Bu korona salgınında COVID-19 hastalığı ile ilgili televizyonlarda da duyuyorsunuz. Bilim kurulu bir rehber hazırlıyor ve bu rehber güncelleniyor ve buna göre tedaviler yapılıyor. Yıllar önce Türk Toraks Derneği de toplumda gelişen pnömoniler için bir rehber oluşturdu. Bu rehbere uyum için 2001'de yayınlanan bir çalışmada rehbere uyumun başarıya götürmedeki rolünü gösteriyor. Olguların %24'ü rehbere göre tedavi edilmiş ve başarı oranı yüksek, %92 gibi. Ama bu olguların %76 kadarının tedavisi rehbere uygun yapılmamış. O zaman başarı oranının %76'ya düştüğünü görüyoruz. Bu olgularda tedavi değişikliği yapıldığında, antibiyotik değişikliği yapıldığında rehbere uygun olarak verildiğinde %96 başarı elde edilmiş. Şimdi ilk dersimizde görmüştük çocuklar, pnömoninin, toplumda gelişen pnömoninin tipik pnömoni ve atipik pnömoni olduğunu söylemiştik. Ve bir miktarda kliniğinden bahsetmiştik. Şimdi pnömoni tanısını nasıl koyacağız? Tabii önce hastadan anamnezle semptomlarını, bulgularını sorgulayacağız. Öyküsünü alacağız. Fizik muayenesini yapacağız ve laboratuvar incelemelerimize geçeceğiz. Ve radyolojisi tabii önemli. Alt solunum yolu hastalığı olan bir kişide öksürük, balgam, hemoptizi, yan ağrısı, yan ağrısından bahsetmiştim bir önceki dersimizde, dispine, takipine, siyanoz ve fizik muayenede konsolidasyon bulguları tespit edilir demiştik. Sistemik bulgular da oluşuyor tabii. Ateş 38 santigrat ya da daha yüksek olabilir. Üşüme, titreme ile yükselir. Terleme ile ateş düşer. Ayrıca hastada ateş yüksekliği ile birlikte taşikardi olur ve hasta olan kişi halsizlikten ve iştahsızlıktan bahseder. Akciğer grafisine baktığımızda lober, yani bir lobutudan konsolidasyon alanı ne demektir bu? Bir lobun radyo opak görünmesi, yani siyah renkli değil de beyaz olarak görülmesi demek. Yani pnömonik lobda alveollerin içi hava ile dolu değil, sıvıyla ve hücrelerle dolu. Bazen interstisyal yapı tutulur. Özellikle atipik pnömoniler ve viral pnömonilerde bazen yamalı infiltrasyonlar vardır akciğerin değişik yerlerinde. Bunlara bronkopulmoner tutulumlar denir. Abseleşme gelişebilir. Hatırlarsanız anaerob enfeksiyonlarla karşılaşıldığında aspirasyon pnömonilerinde, ama onun dışında tabii gram pozitif staph aureus enfeksiyonlarında ve gram negatif enfeksiyonlarda da konsolidasyon alanının içerisinde erime meydana gelerek o nekrotizan materyal bronşa atılır ve orada bir abse meydana gelir ve hava sıvı seviyesi oluşur. Ne demiştik? Pnömoni ilerlediği zaman plevraya doğru gittiğinde ve plevral boşluğa ulaştığında inflamasyon, plevral sıvı ya da bu bakterileri de içeren ve tamamen iltihap olan ampiyeme'de dönüşebilir. Ve pnömotosel dediğimiz hava kistlerinin oluşumu şeklinde pnömoninin
akciğerde yapmış olduğu değişikliklerde bazı pnömoniler sonrası görülebilir ve bu pnömatoseller rüptüre olarak pnömotoraksa sebep olabilirler. Şimdi lobar pnömoni, lobüler pnömoni, yamalı tarzda görülen ve interstisyel pnömoni şeklinde karşımıza çıkabilir demiştik. Şu resme, akciğer biyopsisine baktığımızda çocuklar, sağ akciğerde solla karşılaştırdığımızda bu sol tarafın akciğerin radyolojik görüntüsü olduğunu biliyoruz. Yani içi hava ile dolu bir organ görüntüsü. Ama sağa geçtiğimiz zaman sağda böyle bir havalı alan görmüyoruz. Hemen hemen tüm akciğerin radyo opak dediğimiz bir beyaz görüntüye büründüğünü tespit ediyoruz. Burada dikkatimizi çeken şey, konsolidasyonun radyolojik bir bulgusu ve pnömoniler için veya konsolidasyon için patognomonik olan bir bulgu, hava bronkogramlarıdır çocuklar. Hava bronkogramları, bronşlar açık olduğu için şuralarda dallanmış, ağacın dallanmış şeklinde görüntüsü gibi olur. Yani şunu söylemek istiyorum. Pnömonide akciğer alveolleri sıvı ve hücrelerle dolu ama bronşlar açık, hava dolu. O zaman böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir başka görüntü, akciğerde bu grafide her iki tarafta kalbi büyük bir hasta. Özellikle burada da çok güzel bir parankim gösteremiyorum size ama her iki tarafta parankimin hani şurayla karşılaştırabiliriz diyaframın hemen üzeriyle. Burada bakın infiltrasyonlar var parankimde. İşte bronkopulmoner tutulum, yamalı tarzda tutulum bu. İnterstisyel tutulumda da burada gördüğünüz gibi retiküler dediğimiz çizgisel dansiteler var. Tabii akciğer grafisi konusu sizlere anlatılacak. O zaman normal akciğeri daha iyi görebileceğiz. Akciğer grafisi pnömoni tanısında kullandığımız bir radyolojik yöntem. Pnömoni tanısını da koyduruyor ama bize ayrıcı tanıda da yardımcı oluyor. Ek patolojilerin saptanmasını sağlıyor. Başka komplikasyonların tespiti. Komplikasyonlar nedir? Bir pnömotoraks mı gelişmiş, pleural efüzyon mu gelişmiş, apseleşmiş ve kaviteleşmiş mi? Hastalığın ağırlığını bize gösteriyor. Hani hatırlarsanız 48 saat içerisinde infiltrasyonların artmış olması, birden fazla lobu tutuyor olması, pleural efüzyonun gelişmesi ve yine kaviteleşme, bunlar hastalığın ağırlığının göstergesidir. Ama akciğer grafisine bakarak biz etiyolojik ajan konusunda pek yorum yapamıyoruz. Yani bu radyoloji işte etken şudur dedirtmiyor bize. Akciğer grafilerini tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanıyoruz. Peki hastanın pnömonisi olduğu halde normal bir akciğer grafisi görebilir miyiz? Evet görebiliriz. Pnömoninin ilk 24 saati içerisinde ise hasta, dehidrate durumdaysa, nötropenisi varsa ya da pnömosistis carini pnömonisi ise, yani pnömosistis girovezi ile oluşmuş bir atipik pnömoni ise, bunda da akciğer grafisini normal olarak görebiliriz. Şimdi tanıya gitmekte, klinikten bahsettik, radyolojiden bahsettik. Tabii ki laboratuvardan bahsedeceğiz, yani biyokimya değerlerinden ve hemogramdan. Ama balgam çıkarabiliyorsa etkenin izole edilmesi açısından balgamın değerlendirilmesi gerekiyor. Biz amprik tedaviye başlıyoruz ama balgamı da çıkarabiliyorsa gönderiyoruz. Yalnız balgamın gerçek bir balgam olması gerekiyor. Tükürük olmaması lazım. Bunu da nasıl anlıyor laboratuvardaki teknisyenimiz? Mikroskopun onluk büyütmesinde bakıyor. Polinorf nüveli lokositler, PNL'ler 25'in üzerinde ve yassı epitel onun altında ise o zaman
Bu değerlendirmeye alınabilecek bir balgam demektir. Buna bakar iken gram pozitif diplokokları her sahada görür ve PNL'ler içerisinde fagosite edilmiş olarak görür ise o zaman balgam gram boyamasında pnömokoksit pnömoni tanısı güvenilir bir şekilde konulabilir. Yalnız her hasta balgam çıkaramıyor veya tükürük veriyor. Bir de dikkat edilmesi gereken kurallar var doğru tanıya gidebilmek için. Bekletilmeden hemen laboratuvara ulaştırılmalı. Ama hasta bize antibiyotik kullanarak geldiyse o zaman bu sonucu etkileyecektir. Şimdi biz tanıda hangi basamakları kullanıyoruz, neler kullanıyoruz ve bu kullanacağımız tetkikleri hangi basamaklarda tercih ediyoruz? Ona bir bakalım. Birinci basamak yani aile hekimine gittiği zaman herhalde akciğer grafisi istenebilir ama mümkün olmayabilir. Ama yeni aile hekimliği oluşturulduktan sonra kan sayımları yapılmaya başlandı. Yapabilir elinde imkan varsa, biyokimya imkanı varsa ya da gram boyama imkanı varsa. Ama poliklinik ya da acil servise gelen hastada mutlaka akciğer grafisi çektiriyoruz. Hemogram, biyokimyasal parametreler ve balgam gönderiyoruz. Çok kolay bunu biliyorsunuz. Oksijen saturasyonları artık pas oksimetre ile ölçülebilmekte. Yine birinci basamak aile hekimleri de pas oksimetre temin edip hastanın oksijen saturasyonunu değerlendirebiliyorlar çocuklar. Yatan hasta durumuna geçtiği zaman balgam kültürünü de göndermek durumundayız. Kan kültürü de gönderilmeli pnömonili hastalarda. Eğer elimizde kit varsa ve lejyonella'dan şüpheleniyor isek o zaman idrarda lejyonella antijenini baktırabiliriz. Yine pnömokok içinde İdrarda pneumokok antijeni baktırabiliriz. Serolojiyi pek kullanmıyoruz. Plevral sıvı geliştiyse ve miktarı ultrasonla ölçüldüğünde 1 santimetreden daha kalın bir plevral sıvı söz konusu ise o zaman buna torasentez yaparak bu sıvının parapnömonik efüzyon basit mi yoksa komplike mi olmuş ya da ampiyen mi olduğunu ayırt etmemiz gerekir. Çünkü komplike parapnömonik efüzyonlarda ve ampiyemlerde hastaya tüp torakostomi uygulamak durumunda kalıyoruz. Saatin önemini belirtmiştik. 4-8 saatlik bir gecikme mortaliteyi arttırıyor. Şimdi hasta geldi, tanısını koyduk. Peki bazı soruları cevaplamamız gerekiyor. Biz hastayı nerede tedavi edeceğiz? Reçetesini verip evine mi göndereceğiz? Göğüs hastalıkları servisine mi yatıracağız? Yoksa yoğun bakımda mı tedaviye başlanacak? Ve hangi antibiyotiği vermek durumundayız? Şimdi elimizde ölçütler var. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Hastaneye yatış ölçütleri var. Pneumonia Severity Index ve KURP-65 diye kullandığımız ölçütlerde yaptığımız puanlamada Pneumonia Severity Index 4 veya 5 ise hastaneye yatırıyoruz. KURP-65 2 ya da üzerinde ise puanımız yine hastaneye yatırıyoruz. Hasta kimsesiz, evsiz, kendine bakamayacak durumda, çok uzaktan geliyorsa bu sosyal nedenlerden dolayı da hastaneye yatış endikasyonumuz söz konusudur. Pneumonia Severity Index'te ne gibi parametreleri değerlendiriyoruz? Yaş önemli. Huzur evinde kalıyorsa, bir tümörü varsa, işte kronik hastalıkları varsa, mental bozukluğu varsa, takip iğnesi dakikada 30'un üzerinde bir solunum sayısı şeklinde ise, hipotansifse, sistolik kan basıncı düşükse, hipertermi ya da hipotermi varsa, kalp hızı 125'in üzerindeyse dakikada ve hastanın pH'sı asidoz sınırında ve daha da aşağıya iniyor ise, bunu 30 mg desilitrenin üzerinde ise, sodyumu
130'un altında ise, glikozu 250 veya üzerinde ise, hematokrit %30'un altına düştüyse, parsiyel oksijen basıncı 60 milimetre civanın altında ise ve pleural efüzyona eşlik ediyorsa bunlara puanları veriyoruz. Şimdi gelelim puanları toplayalım. Sınıf 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Sınıf 4 ve 5'in hastaneye yatırılması gerektiğini söyledik. Sınıf 1'de yer alan vakalar genellikle 50 yaşın altında ve kronik hastalığı olmayan kişilerdir. 30 günlük mortalite bu gruplarda değerlendirildiğinde burada binde 1 gibi bir mortalite var. Sınıf 2'de 70 puanın altında alıyor sınıf 2. O zaman ölüm oranı %0.6 oluyor. Sınıf 3 dediğimizde puan 71 ile 90 arasında ve mortalitenin %1'lerden %3 arasında olduğunu görüyoruz. Sınıf 4 dediğimizde almış olduğu puan 91 ile 130 arası, mortaliteye bakın, giderek yükseliyor. Sınıf 5'te 130'un üzerinde bir puan oluyor ve mortalite %27 ile %29 gibi artıyor. KURP 65 skorlamasına bakarsak her bir klinik için, görünüm için bir puan veriyoruz. KURP nereden oluşuyor? Konfüzyonun C'si, ürenin U'su, respiratory rate'in R'si, blood pressure'ın B'si ve yaş 65, KURP 65 ismini veriyoruz. Yani hastanın bilincinde bir bozukluk varsa, üresi 7 milimol litrenin üzerindeyse, solunum sayısı dakikada 90 veya daha fazlaysa, kan basıncı 90 milimetre civanın altında sistolik ve 60 milimetre civanın altında diastolik basıncı varsa ve 65 yaş ve üzerindeyse, o zaman hastanın puanını buna göre yapıyoruz. Modifiye KURP skoru da var geliştirilmiş olarak. Teminde söylediğimiz gibi hastaneye yatış indikasyonlarında sosyal faktörler de söz konusuydu. Hani evsiz olduğunu, yalnız yaşadığını söyledik. Mental ve fiziksel özürlülük durumları da hastaneye yatırmayı gerektiriyor. Diğerleri de ulaşım sorunları var ise, uzakta oturuyorsa ve bir de hasta oral olarak ilaçlarını kullanamayacak ve beslenemeyecekse yatırmamız gerekiyor. Şimdi pnömoniyi tedavi ederken altta yatan bazı faktörleri dikkate almamız gerekiyor. Bunlara biz değiştirici faktörler diyoruz. Bu değiştirici faktörler neler? 65 yaş önemli çocuklar, 65 yaş ve üzeri. Bir yıl içerisinde daha önce pnömoni tanısı ile hastaneye yatış öyküsü. Aspirasyondan şüpheleniyorsak, hasta bir nedenle splenektomi geçirdiyse, malnütrisyonu var ise, alkolik ise ve huzur evinde yaşama öyküsü veriyor ise ve eşlik eden birçok sistemle ilgili hastalığı var ise, o zaman değiştirici faktörlere sahip hasta demektir. Bir de pnömoninin ağır olduğunu gösteren faktörler var. Bunlar, hani dedik ki, bilinç değişikliği, hipotermi, hipertermi, hipotansiyon, takipine, siyanoz, beyaz kürenin 4000'in altında olması ya da 30000'in üzerinde olması ve nötrofillerin 100'ün altında olması, hastanın 60 milimetre civanın altında parsiyel oksijen basıncının olması, karbondioksitin 50 milimetre civanın üzerinde olması, saturasyonunun %92'nin altında olması, asidozunun olması, bunun 30 miligram desilitrenin üzerinde olması, sodyumun 130'un altında olması ve radyolojik olarak birden fazla lob tutulması, kavite gelişimi, pleural efüzyon varlığı ve hızlı bir progresyonu tespit ediyorsak ya da sepsis veya organ disfonksiyonu bulgularının olması, bu pnömoninin ağır bir pnömoni olduğunu bize göstermektedir. Bazı
kriterlerse hastayı gördüğümüz anda yoğun bakım ünitesine yatırılması gerektiğini bize gösterir. Gerek acilden gerekse serviste takip ettiğimiz hasta bir majör veya en az iki minör kriteri içeriyorsa, buna sahipse klinik olarak, o zaman direkt yoğun bakıma gönderiyoruz. Ne zaman yoğun bakıma gönderiyoruz? Mekanik ventilasyona bağlanması gereken bir solunum yetmezliği söz konusuysa. Yani nasıl hesaplıyoruz bunu? Parsiyel oksijen basıncını arter kan gazı incelemesiyle tespit ettik ve verdiğimiz inspirasyon oksijen yüzdesini biliyoruz ve böldüğümüzde 200 milimetre civanın altında bir değer çıkarsa, ya da daha önceki dersimizde septik şoktan bahsetmiştik, bu tablo söz konusuysa, bunlardan birinin olması yeterli. Eğer bunlar değil ama iki tane minör kriter, takip iniği hep 30'un üzerinde almak, 30 ve 30'un üzerinde almak durumundayız. Minör kriter olarak 250 ya da altında bir oran söz konusu. Hasta konfüze, dezoriente, akciğer grafisinde birden fazla lobda infiltrasyon var. Bun 20 mg desilitrenin üzerinde ise, lökopenisi varsa, trombositopenisi varsa ve hipotermikse ve hipotansiyonu varsa, sıvı yüklenmesini gerektirecek, işte o zaman bunlardan iki tanesinin varlığı hastanın hastaneye yatırılması gerektiğini bize gösterir. Bu slide'a geçelim. Bu daha önceki rehberdeki tedaviye ulaşım protokolüydü. Şimdi burada biz hastaları ampirik olarak tedavi ediyoruz. Değil mi çocuklar? Ampirik olarak tedaviye başlamamız için hastaları gruplara ayırıyoruz. 3 tane grubumuz var. Bu gruplardaki etkenler de farklı farklı. Grup 1'de hastaneye yatış ölçütü yok. Yani pneumonia severity indeksini değerlendirdiniz, 1, 2, 3 çıkıyor. Ya da KURP 65'e baktınız, 0 ya da 1. Ama değiştirici faktörü var ya da yok diye bunu da değerlendirmemiz lazım. Değiştirici faktörü yok olanlardaki etkenler, en sık karşılaşılan etkenin önceki derslerden hatırlayacağınız gibi toplum kökenli pneumonilerde streptococcus pneumonia olduğunu söylemiştik. İkinci sırada atipik bir etken olan mikoplazma pneumonia geliyor. Sonra yine atipik etken bahsetmiştik. Klamidya pneumonia geliyor. Mix enfeksiyon şeklinde görülme olasılığı var. Yani başka bir bakteri de klamidya pneumonia ile birlikte bu pneumoninin etkeni olabilir. Hemophilus influenza ve virüsler de var. Eğer değiştirici faktörlerden bahsetmiştik, bunlardan biri ya da birden fazlası var ise, bu etkenler dışında tabloda enterik gram negatif basiller de yer alır etken olarak. Gelelim grup 2'ye. Grup 2 neydi? Hastaneye yatırıp serviste tedavi edeceğimiz hastalardı ve ölçütlerimize göre pneumonia severity index 4 ya da 5'te olan hastalar ya da KURP 65'e göre 2 ya da daha yüksek puan alan hastalar ama yoğun bakıma yatış kriterlerini karşılamayan hastalar. Burada yine birinci sırada streptococcus pneumonia var. İkinci sırada ise hemophilus influenza gibi gram negatif bir basil sıraya giriyor. Sonra mikoplazma ve klamidya geliyor ve daha sonra enterik gram negatifler, anaeroplar, virüsler, lejyonella ve staf aeros gibi gidiyor. Yoğun bakıma yatırılma ölçütleri var. Grup 3 yoğun bakıma yatıracağız. Ama grup 3A'da pseudomonas riskinin olmadığını düşündüğümüz hasta var. Grup 3B'de ise pseudomonas riski var. Şimdi grup 3A'da yine birinci sırada yoğun bakıma yatan hastalarda streptococcus pneumonia birinci sırada yer alıyor. Hani hastaneye yatan serviste tedavi görecek pneumoniler içerisinde lejyonelliyi etken olarak görmüştük. Burada ikinci sıraya geliyor. Hemophilus influenza
enterik gram negatifler, saf aerosol ve mikoplazma virüsler diye gidiyor. Ama grup 3B'de, yani hastanın Pseudomonas aeruginosa ile enfekte olduğumuz düşünüyorsak grup 3B'de yer alıyor. Neden böyle grup 3A, grup 3B, grup 1A, grup 1B diye ayrılıyor? Şimdi göreceğiz. Çünkü ambrik olarak başlayacağımız tedaviler değişiyor. Şimdi pneumoni tedavisi ambrik olarak başlanır. Neden? Çünkü olguların yarısında etken izole edilemiyor ve bir de geç sonuç alıyoruz. Ambrik ilacı verir iken olası etken spektrumunu örtmeli, bu ilaç ucuz olmalı ve direnç gelişimini engelleyici bir ilaç olmalı. Oral mi vereceğiz, parenteral mi vereceğiz? Ağır pnömonilerde mutlaka parenteral vereceğiz. Birinci kapalı hastalık tabii ki parenteral. Yutma güçlüğü varsa tabii ki parenteral. Gastrointestinal sistemden emilim bozukluğu varsa tabii ki parenteral tedavi. Ama bazen biz pratikte biraz fazla kullanıyoruz galiba. Şimdi gelelim hangi antibiyotikleri kullanacağımıza. Grup 1'de ayaktan tedavi veriyor isek, grup 1A'da yer alıyorsa, yani hastanın değiştirici faktörü yok ise, amoksisilin 3 gram günde yazmamız yeterli. Veya bir makrolit yazmamız yeterli. Ama grup 1B'ye geldiğimizde, yani hastanın hastalıkları var ve diğer saydığımız faktörler var, o zaman tedavide amoksisilinin yanına beta-laktamaz eklememiz gerekiyor. Yani beta-laktamaz inhibitörlü bir aminopenisilin veya ikinci ya da üçüncü kuşak oral sefalosporin yazmamız gerekiyor. Ya bunlar ikinci, üçüncü kuşak sefalosporin oralden biri veya beta-laktamaz inhibitörlü bir aminopenisilin artı makrolit vermemiz gerekiyor veya doksisiklin vermemiz gerekiyor. Biz daha çok makrolit grubuna alışkınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde doksisiklin daha çok kullanılabiliyor. Ya da biz şu tedaviyi değil de tek başına yeni bir florokinolonu grup 1B hastalarda reçete edebiliriz. Hastayı servise yatırdık. O zaman bu tedavi nasıl olacak? İkinci kuşak değil, üçüncü kuşak ama antipsodomonal olmayan sefalosporin yazacağız. Veya beta-laktamaz inhibitörlü bir aminopenisilin yazacağız. Şurada söylediğimiz gibi. Artı makrolit vermemiz lazım. Buradaki gibi. Ya da tek başına yeni florokinolon verilebilir şu kombinasyonun yerine. Gelelim yoğun bakıma. Yoğun bakımda Pseudomonas'tan şüphelenmiyor isek, o zaman üçüncü kuşak, burada söylediğimiz gibi antipseudomonal olmayan bir sefalosporin veya beta-laktamaz inhibitörlü aminopenisilin vereceğiz. Ve makrolit veya yeni florokinolonu buraya ekleyebiliriz. Ama Pseudomonas'tan şüpheleniyorsak, o zaman antipseudomonas etkili beta-laktam vereceğiz. Ve buna tedaviye ciprofloxacin, ofloxacin veya aminoglikozitle birlikte makrolit vermemiz lazım. Yani aminoglikozit ile birlikte makrolit veriyorsak cipro ya da ofloxacin değil. Cipro ya da ofloxacin eklediysek şu ikisine gerek yok. Şimdi dedik ki grup 3B'de Pseudomonas'tan şüpheleniyorsak etken olarak antipseudomonal beta-laktamlar kullanılmalıdır. Bunlar nelerdir? Üçüncü kuşak sefalosporin olarak ceftazidim vardır. Yine dördüncü kuşak sefalosporin olarak cefepim vardır. Karbapenemler Pseudomonas'a etkilidir. İmipenem, silastatin ve meropenem. Beta-laktam, beta-laktamaz inhibitörlü antibiyotikler ama bunu amoksisilin, klavulyonik asit ve ampisilin sulbactam değil,
daha güçlü olanları daha önce de bahsetmiştim. Piperacillin tazobactam, ticarcillin klavulonik asit ve sefoperazon sulbactam olmalıdır. Etiyolojik tanı kesinleşti. Yani izole ettik ve tedavimize baktık. Antibiyogram sonucuna göre hastanın antibiyotiğinin doğru olup olmadığını gözden geçireceğiz. Burada iki etkene dikkat çekmek istiyorum. Legionella pneumophila ise etken hangi durumlarda düşünülmelidir? Mesela sıcak su banyoları, diyelim ki Pamukkale'de banyolara gitti, otelde kaldı. Ya da işte renal veya hepatik yetmezlik, diyabetli bir hasta veya evin su tesisatında değişiklik yapıldı. Yine yakın zamanda seyahat etti, bir otelde kaldı ya da ofis ortamında ısınmada kullanılan cihazlar, klimalar, sigara kullanım öyküsü, yaşın ileri olması, KOAH ve kortikosteroid tedavisi, altta yatan bu durumlar Legionella pneumophila ile pneumoni oluşmasında risk faktörleridir. Peki Pseudomonas aeruginosa'yı hangi durumda şüphelenmemiz gerekir? Bronşektazisi olan veya kistik fibrozisi olan hastalarda, yine kortikosteroid tedavisi alanlarda, son bir ayda 7 günde daha uzun süreli antibiyotik kullananlarda, geniş spektrumlu antibiyotik, yine malnütrisyonu olanlarda ve şu önemli, önceden biz bu hastada Pseudomonas izole etmiş isek, tekrar bir Pseudomonas enfeksiyonu olma durumu yüksek olasılıklıdır. Anaerob bakterilerden bahsetmiştik hani. Anaerob bakterilerden şüphelenmemizde geçen günde değindiğim şekilde periodontal hastalıkları vardır hastanın. Kötü ağız hijyeni vardır ve aspirasyon kuşkusu vardır. Onun dışında hava yolu bir şekilde tıkanmıştır. Bu tümör olabilir, yabancı cisim olabilir, dıştan bası olabilir. Ya da dikkat etmemiz gereken bir durum, IV ilaç kullanımı söz konusu olabilir. Tedavi süresi şu üst kısma baktığımızda hafif evde tedavi ve etken belli 7 gün. Hafif hastanede tedavi, etken belli 7 gün yeterli. Ağır bir hasta hastanede tedavi ediliyor, 10 gün tedavi. Legionella enfeksiyonunda ise tedavi süresini uzatmamız gerekiyor. 2 ya da 3 hafta, atipik bir etkende yine 2 hafta uzatmamız gerekiyor. Şimdi Türk Toraks Derneği rehberi benzer şeyleri söylemiş. Ateş düştükten sonra tedaviye bir hafta daha devam edilmelidir. Eğer pneumokok pneumonisi ise 7-10 gün yeterlidir ama Legionella ise 3 haftaya kadar çıkmak gerekir, en az 2 hafta. Mikoplazma veya dikkat etmemiz gereken şey, Legionella pneumonisinde 21 güne kadar tedaviyi sürdürmek durumundayız. Mikoplazma ve klamidya pneumoniyada 10-14 gün süreyle, yani atipiklerde tedavi süresinin daha uzun olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ağır pneumonilerde de öyle, 2 ya da 3 hafta tedavi gerekiyor. Peki hastaları yatırdık, parenteral başladık tedaviye. Oral tedaviye ne zaman geçeceğiz? En az bir gün ateşsiz bir döneminin olması lazım hastanın ve kliniğinin stabilleşmesi lazım. Yani bu ne demek? Hastanın taşikardisinin düzelmesi, takipinesinin düzelmesi, hipotansiyonunun düzelmesi ve hipoksemisinin düzelmesi gerekiyor. Ve demin de söylemiştik, şu hastalar oral alamazlar, parenteral verilmeli diye. Burada oral alıma engel bir durumun olmaması gerekiyor. Laboratuvar değerlerinden de lökositin normal sınırda olması gerekiyor ve CRP %50 düşme göstermeli tedavimizde. Ondan sonra orale geçiyoruz ve kan kültüründe üreme olmaması gerekiyor. Stafilokok, Legionella veya gram negatif enterik basiller ile bir enfeksiyon söz konusu ise hemen oral tedaviye geçmeye acele etmemeliyiz.
Şimdi parenteral tedaviden oral tedaviye geçeceğiz ama bazı parenteral antibiyotiklerin orali yok. O zaman ne yapacağız? Şimdi sefiroksim, ikinci kuşak sefalosporin, bunun parenterali var ve sefiroksim aksetil olarak orali var. Sefradin içinde yine parenteral ve oral form var. Ciprofloxacin, amoxicillin, klavulonat, klaritromisin, levofloxacin, moxifloxacin, metronidazol ve clindamycinin, bunların hem oral hem parenteral formları var. Ama sefotaksim gibi bir parenteral form, üçüncü kuşak bir sefalosporin kullanıyor isek, o zaman sefiroksim aksetil gibi bir ikinci kuşak orale ya da sefiksim gibi bir üçüncü kuşak orale geçmemiz lazım. Ceftazidim antipisodomonal etkili bir üçüncü kuşak sefalosporin. Bunda mutlaka yeni kinolonlar değil, ciprofloxacin vermek durumundayız. Ceftriakson üçüncü kuşak sefalosporin antipisodomonal etkili değil, üçüncü kuşak sefiksimle devam edilir. Parenteral olarak betalaktan betalaktamaz inhibitörlü ajanlardan ampisilin sulbactam parenteral kullanılır, oral kullanılmaz çocuklar. Oralinde amoksisilin klavulonik asiti tercih etmek gerekir. Şimdi yaptığımız tedavinin doğru olup olmadığını değerlendirirken bir defa eğer doğru antibiyotik ise 48-72 saat içerisinde biraz önce söylediğimiz kliniğin düzelmesi gerekiyor. Yani 2-3 günde ateş düşer, 4. güne kadar lökosit değerleri normale gelir, fizik muayene bulguları bunlardan daha geç kaybolur. Yani fizik muayene bulguları neydi hatırlarsak, konsolidasyon bulguları ve dinlemekle inceraller ya da tuber sufl gibi. Yani trakeanın üzerine stetoskopu koyduğumuzda o duyduğumuz sese benzer daha gürültülü bir ses. Radyolojik bulgular ise daha da geç düzelir. CRP ve prokalsitoninle biz hastanın gidişatını izliyoruz. Bundan önceki slaytlarda da değindik. 4. günde CRP'de %40-50 düşme tedaviye iyi yanıt alındığının göstergesidir. Ama tedaviye yanıtımız yok ise o zaman enfeksiyon değildir bu durum, bir tümördür ya da vasküliттir ya da bizim alışık olmadığımız etken. Yani biz toplumda gelişen pnömoni etkeni düşünüyoruz ama tüberküloz olabilir ya da atipik bir etken olabilir. Ve tedaviye yanıt alamıyorsak verdiğimiz antibiyotik uygun değildir ya da hasta ilacını evde kullanmıyordur ya da ilaca direnç gelişmiştir. Komplikasyonlar gelişirse olay ilerler ya da immün süpresyon durumu vardır. Şimdi yatırılarak tedavi edilen hastalarda oksijene ihtiyaç varsa nazal oksijen tedavisi yapılır. Antipiretik analjeziklerle ateşi varsa düşürülür. Hastanın hipotansiyonu varsa sıvı replasmanı, ama sıvı replasmanına rağmen düzelmiyor ise tansiyonu presör aminler kullanılır. Düşük moleküler ağırlıklı heparin hasta yatar durumda olduğu için pek hareket edemeyen hastalarda profilaktik dozla verilir. Sistemik hidrokortizonu pek kullanmıyoruz. Hipoksemisi olan hastalarda non-invaziv ventilasyon gerektiğinde denenebilir. Peki, önemli olan korunma. Korunmada ne yapılması gerekiyor? Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklarımızı ortadan kaldırmamız lazım. Eğer komorbiditemiz var ise, kronik hastalıklarımız var ise bunların tedavisini düzenli yapmamız lazım. Hijyen, düzenli yaşam ve dengeli beslenme, şimdi bugünlerde de sık sık vurgulanıyor. Ayrıca pnömokok ve grip aşılarının yapılması gerekiyor. Profilaktik antibiyoterapi pnömoniden korunmada yeri yok. Hemofilus influenza aşısı da bazı gruplarda
kullanılabilir. Peki grip aşısını kimlerde yaptıracağız? 65 yaş veya üzerinde bir kişi ise her yıl sonbaharda grip mevsiminde Eylül, Ekim, Kasım aylarında aşısını yaptırmalıdır. Başka kimler yaptıracak her yıl bu aşıyı? Kronik akciğer hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, böbrek fonksiyon bozuklukları, hemoglobin hepatiler, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve bir de yüksek riskli hastalara bakanlar, onların da yaptırması gerekiyor. Toplum hizmeti veren kişiler, örneğin sağlık çalışanları, bizler ve gebelerde de ikinci, üçüncü trimesterde grip geçirme riski varsa yaptırmaları gerekiyor. Yani her yıl bu grip aşısı yapılacak. Peki pnömokok aşısı her yıl yapılmıyor. Onun bir prosedürü var. Kimlere yapılması gerekiyor? Yine 65 yaş ve üzerinde KOAH, bronşektazisi olan hastalar, yine diyabeti olanlar, kronik alkolik olanlar, dalak disfonksiyonu olan ya da splenektomi geçirenler. Çünkü bunlar kapsüllü bakteriler olduğu için bu grup risk altında demektir. Pnömonektomi, lenfoma, multiplom, işte yine organ yetmezlikleri, transplantasyon geçirenler, HIV enfeksiyonlu olgular, boz kaçağı olanlar yaptırmalıdır. Peki pnömokok aşısında neler kullanıyoruz? Buraya yazmamışım. Pnömo 23 var çocuklar. Bir de Prevenar var. Pnömo 23 şuşa karşı hastayı koruyor. Yalnız yapıldığı zaman 5 yıl içerisinde tekrarlanmaması gerekiyor. 5 yıl sonra yapılması gerekiyor. Yeni çıkan aşımız, yani Pnömo 23'ten sonra çıkan aşımız Prevenar. Biz eğer Pnömo 23'ü yaptırmamış bir hastayla ilk defa karşılaşıyor ise önce Prevenar'ı yaptırıyor ve daha sonra, bir yıl sonra Pnömo 23'ü yaptırıyor. Pnömo 23'ü yaptırmış bir kişi ise bir yıl sonra geçmek şartıyla Prevenar'ı tekrarlatıyor. Şimdi yoruldunuz mu çocuklar? Devam edelim mi kısa bir konuyla? Ek bilgiler, bu toplumda gelişen pnömonilerle ilgili olarak. Sezer ne dersin? Cevap verir misiniz? Hocam sesim geliyor mu? Az geliyor, biraz yükseltebilir misin? Tamam. Arkadaşlar ne derse onu uyarım ya, fark etmez bana açıkçası. Yani kabul ediyor mu herkes? Kısa bir slide mi yapacağımız? Olur hocam, devam edebiliriz. Peki, hadi bakalım. Sıkıldığınızda söyleyin hemen. Zaten kaç dakikamız kaldı bilmiyorum. Bakıyor musunuz 40 dakikadan ne kadar geçmiş? Yani 40 dakikanın ne kadarını harcamışız? Hocam 15 dakika falan yaptık ya. Tamam, peki. Şimdi şuradan... Çocuklar bu slide değil, 2019'da rehberle ilgili bazı değişiklikler yapıldı. Toplum kökenli pnömonilerde Amerikan Enfeksiyon Derneği ve Amerikan Toraks Derneği tarafından tekrar üzerinden geçildi. Bu değişiklikleri ben sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi toplum kökenli pnömoniler... Hem sorumlu patojenlerin çeşitliliği hem de konakçının yanıtının farklılıkları nedeniyle heterojen bir hastalık. Hasta teminde dinlediğimiz, öğrendiğimiz gibi ayaktan tedavi edilebiliyor, yatırılıyor servise ya da yoğun bakıma yatırılabiliyor. Ve bakım alanı ile ilgili kararlar hastalığın şiddetine göre değişiyor. Değil mi? Bunları da gördük. Ama
hastanelerin uygulamaları arasında farklılıklar olabilir ve bu nedenle skorlamalar veya ölçütler geliştirilmiştir diyoruz. Bunları da biliyoruz zaten. Şimdi çocuklar yoğun bakıma yatırılma kriterleri daha önce söylediğim gibi. Onda bir değişiklik yok. Burada 2007-2019 kılavuzları arasında bazı laboratuvar incelemelerinde değişiklikler yapılmış. Şimdi bazı sorular sorulmuş. Mesela bu toplum kökenli pnömonilerde tanı sırasında alt solunum yolu sekresyonlarından gram boyama ve kültür alınmalı mı? Ne demiştik? Gram boyamayı birinci basamak işte poliklinik ve acilde alabiliriz ama kültürü yatan hastalarda yapmalıyız dedik, değil mi? Burada öneri ne peki bunun sonucunda, bu sorunun karşılığında? Ayakta tedavi gören hastalarda rutin olarak balgam kültürü ve gram boyama alınması önerilmiyor. Yani poliklinikten de gram boyama istemeye gerek yok deniyor. Ama hastane ortamında yönetilen ve tedavi öncesi solunum sistemi sekresyonlarından gram boyama ve balgam kültürü almak önerilen hastalar var. Bunlar kimler? Entübe edilmişlerse daha önce özellikle solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere üretilen etken metisilin dirençli staf aureus veya pseudomonas aeruginosa ise ampirik olarak bunlar için tedavi edilen hastalar, bunu kanıtlamak için bu etkenleri yine balgam kültürü yapılmalı ve son 3 ay içerisinde hastaneye yatış ve parenteral antibiyotik tedavisi alan kişilerde balgam kültürünün ve gram boyamasının yapılması gerekiyor. Kan kültürü alınmalı mı? Yatan hastalarda kan kültürü alınıyordu. Ama ayaktan tedavi ediyorsak zaten bunu biliyoruz, kan kültürü istemiyorduk. Ama hastane ortamında da her toplumda gelişen pnömonili hastada kan kültürünü rutin olarak almak önerilmiyor. Eğer şiddetli bir pnömoni ise veya ampirik olarak yine bu iki etkenden bahsediliyorsa veya yine bu etkenlerle önceden tedavi gördüyse ve son 3 ay içerisinde hastaneye yatış ve parenteral antibiyotik tedavisi var ise o zaman kan kültürünü gönderelim deniyor. Legionella ve pneumokoklarda tanıda idrar antijeninin yapıldığını söylemiştim, değil mi çocuklar, gerektiğinde? Peki burada şiddetli toplumda gelişen pnömoniler olarak sınıflandırılanlar hariç diğerlerinde rutinde önerilmiyor. Şimdi kimde öneriliyor? Legionella salgını ya da seyahat etme gibi epidemiyolojik faktörlerin olması durumunda buna bakmamız lazım. Şiddetli toplumda gelişen pnömonilerde bunlarda Legionella idrar antijeni için test yapılmasını ve Legionella kültürü veya Legionella nükleik asit amplifikasyon testi için solunum yolu sekresyonlarının toplanması öneriliyor. İnfluenza testi yapılmalı mı peki toplumda gelişen pnömonilerde? İnfluenza aktivitesi toplumda yaygınsa hızlı influenza testi yerine hızlı influenza moleküler testi, yani antijen testi yerine influenza nükleik asit amplifikasyon testi yapılması öneriliyor. Toplumda gelişen pnömonilerde antibiyotik tedavisini başlatma kararı için sadece klinik yargı yerine klinik karar ve serum prokalsitonini birlikte kullanılmalı mı deniyor. Şimdi ampirik antibiyotik tedavisini klinik olarak şüphe edilen ve radyografik olarak doğrulanmış toplumda gelişen pnömonili hastalarda başlatılması
öneriliyor. Şeyden, prokalsitoninden bağımsız olarak. Burada prokalsitoninin enfeksiyonlu saptama duyarlılığı geniş bir range'de. Bu nedenle testin tek başına antibiyotik tedavisini durdurmakta kullanılamayacağı söyleniyor. Hastanın ayaktan ya da yatarak tedavi kararında bir karar kuralı var mı? Burada bahsetmiştik KURP 65 ve pneumonia severity indekslerden. KURP 65'te 2 ya da üzerinde, pneumonia severity indekste de 4 ya da 5. sınıfta olur ise o zaman hastaneye yatırılması gerekiyor. Evet, poliklinikte toplumda gelişen bir pneumonide ampirik tedavide hangi antibiyotikleri veriyoruz? Günde 3x1 olacak, 1 gramdan 3x1 olacak şekilde. Amoksisilini tercih ediyoruz. Bu doksisilin dediğim gibi Amerikalıların daha çok kullandığı. Makrolit olarak biz klaritromisini daha çok tercih ediyoruz. Günde 2 kez 500 mg ya da uzun salınımlı olursa bir defada 1x2 500 mg. Kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, diyabet olan veya splenektomi olan hastalarda ayaktan tedavi edilecek yetişkinler için birden fazla tedavinin uygulanması. Burada kafanızı çok karıştırmayalım. Anaerobik tedavi almalı mı? Aspirasyon pneumonisi şüpheli olan hastalar, akciğer absesi veya ampiyem şüphesi olmadıkça şüpheli aspirasyon pneumonisi için rutin olarak anaerob etkene yönelik antibiyotik başlamaya gerek yok diyor. Çocuklar, sormak istediğiniz bir şey var mı? O zaman efendim? Teşekkür ederiz hocam. Peki. İyi günler diliyorum.